2016 yılı Aralık ayında terazi burçlarını neler bekliyor Uygurcuğum? Evet, sevgili teraziler ve bilhassa yükselen teraziler. Aslında sizin şanslı seneniz bu sene. Sonbahardan beri çok güzel bir Jüpiter transitiniz var. Bir de Jüpiter terazi de çok kıymetlidir. Çünkü dekan yöneticiliği var. Yani hakikaten bu büyük bir benefik Jüpiter. Bütün kısmetler size geliyor. Kariyer anlamında, ilişkiler anlamında sizi çok besleyen bir gezegen. Bu önümüzdeki senede sonbahara kadar bu şekilde zaten devam edecek. Yalnız orada bir şey dikkat etmeniz lazım. Yükselen teraziler kilo alıyorsunuz. Dikkat! Yükselenizin üstünden geçen bir Jüpiter hakikaten sizi biraz şişiriyor. Aman dikkat, iştahınız açılıyor. Ona biraz dikkat edin. Onun haricinde güzel bir sene yaşıyorsunuz. Şimdi bu aya bir bakalım. Şimdi 20 Aralık'a kadar Güneş Yay burcunda. Bu demek ki sizin yakın çevrenizde yoğun bir iletişiminiz olacak 20 Aralık'a kadar. Bu kardeşlerinizle de olabilir, kuzenlerinizle olabilir. Bir de Dolunay döngüsü, İkizler burcundaki Dolunay döngüsünde ki bu 13-17 Aralık dönemi olacak. Burada belki bir eğitim almaya karar verebilirsiniz. Ya da belki yüksek lisans yapmaya karar verebilirsiniz. Hani 2017 yılında ben bir akademik bir şeyler yapayım diyebilirsiniz. Ya da yurt dışı bağlantılarınız varsa bununla ilgili bir takım durumlar netleşebilir. Böyle bir dolunay döngüsü sizi bekliyor olacak. 21 Aralık itibariyle Güneş Oğlak Burcu'na geçiyor. Yani sizin yaşam evinize, aile hayatınıza geçiyor. Bu demek oluyor ki biraz aile içine odaklanacaksınız. Annenize, babanıza, eşinize, çocuklarınıza, akrabalarınıza, yani odağınız 21'inden itibaren ailenizde olacak. Fakat orada bir de bir Merkür retrosu var. Şimdi bu demek oluyor ki Merkür geri hareketi size şunları getirecek. Aile içi iletişimde bazı sıkıntılar olabilir. Niye sıkıntılar olabilir? Çünkü eski konular gündeme gelebilir. Hani böyle ailede bazı konular vardır. Böyle arada bir kapanır. Onlar tekrar bir açılabilir. Tekrar bunlarla uğraşabilirsiniz. Hani böyle bir döngü bekliyor. Burada dikkat etmenizi isteyeceğim şey şu. 18 Aralık 9 Ocak döneminde Merkür Retrosu zamanında lütfen aile meseleleri tartışılırken sakin olun. Fikirlerinizi tabii ki beyan edin ama çok yükselmeyin. Sakin olun. Bir takım sorunları çözmeye çalışın. Aslında destek atıyor. Öyle düşünebilirsin. Çünkü belki bir takım sorunlar var. Böyle bir bıktı, bir sıkıldı terazi. Orada onları çözecek ailede. Anlatabiliyor muyum? O anlamda güzel bir destek var. Zaten yeni ayınız da orada olacak. Ha bak, bazı teraziler taşınabilirler 2017'ye girerken. Onunla ilgili çok güzel bir destek var. Ya da evinize bir şeyler alabilirsiniz. Evinizin içini değiştirebilirsiniz. Bununla ilgili güzel destekler var. 7 Aralık itibariyle Venüs Kova burcunda. Yani sizin sosyal hayatınız aslında bu ay gayet iyi. Bu şu demek oluyor. Eğlenin, gezin, tozun, aşık olun. Bir de şöyle bir güzellik var. Şimdi Venüs Kova burcuna geçiyor. Jüpiter'le çok güzel bir açısı var. 120'lik diyoruz biz buna. 120'lik açı deriz. Bu bir destek açısıdır. Yani bu sene şu an itibariyle, aslında bu ay itibariyle Barış'cığım, bazı teraziler aşık olacak. Bazıları çocuk sahibi olmaya karar verecek. Bazıları hobilerinden bir kariyer çıkaracaklar. Kimisi estetik olacak. Yani kısacası böyle güzel bir döngü var. Yani bu terazi, biliyorsun, yöneticisi de Venüs. Yani yönetici Venüs ile Jüpiter arasındaki bu açı muazzam bir açı. Bunu güzel değerlendirin ne olur. Bu potansiyelleri kaçırmayın diyorum. 19 Aralık itibariyle Mars Balık burcuna geçiyor. Bu da demek oluyor ki iş hayatındaki eforunuzda bir artış var. Böyle bir yılın son gününü, son günlerini böyle bir çalışarak geçireceksiniz. Bir bayağı böyle bir didinme haliniz var. Bu ev için de böyle. Belki evinizde temizlik mi yapıyorsunuz? Belki yılbaşı akşamı sizde mi toplanılıyor? Ona mı hazırlanıyorsunuz? Yani bir yoğunluk görüyorum. Sağlığınıza dikkat edin. Yılın son günleri böyle sağlıkla ilgili bir iki vurgu olabilir. Bir iki bir şey ortaya çıkabilir. Çok ciddi olacağını düşünmüyorum. Bir de iş ortamınızda ne olur? Yılı bitirirken arkadaşlarınızla kapışmayın. Alınganlıklar yapmayın. Bu kadar Barış'cığım. Teşekkürler Uygurcuğum. Teraziyi oldukça yoğun bir ay bekliyor. Evet. Verdiğin bilgiler için çok teşekkür ederiz. Bir sonraki programımızda görüşünceye kadar kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.